Yurt dışında yaşıyorsanız başarılı olmak zorundasınız. Annemin esrafına çekmeye çalışıyorlardı. Çocuğu yoğun bakımda bir hafta kaldı. Yani şurada da bakın hemen bir kavga çıkıyor, görebilirsiniz yani. Demiyor, kırılan şeyle çocuğa saldırıyor böyle. Yani ev yok ya, hani böyle bir şey var gerçekten. Hani. Arkadaşlar merhabalar, Dışatlar Bay Yasko'ya hoş geldiniz. Belki de bu videoyu izleyen çoğu arkadaşımızın hayalinde yurt dışında yaşamak vardır. Peki yurt dışında yaşamak göründüğü kadar güzel bir şey mi? Biz de bu haftaki videomuzda yurt dışında yaşamanın kötü yanları var mı? Varsa neler, onları göstereceğiz. Ayrıca bu video katkılarından dolayı TürkçeTerapi.com ailesine çok teşekkür ederiz. Şimdi arasanız Dışatlar'a başlıyoruz. Merhaba Turkey. Sorumuz şu. Yurt dışında yaşamanın kötü yanları var mı? Varsa neler? Yok. Benim için. Yok, teşekkürler. Direkt havasından başlayabilirim aslında. Burada ne olacağı hiç belli olmuyor ve plan yapamıyorsunuz. Ya da bir plan yapıyorsanız hava durumuna bakmak zorundasınız. Ya ben hava durumunda şeyi gördüm bir gün ya, belirsiz. Abi meteoroloji yok. Belirsiz diye bir şey var ya. Peki başka var mı kötü tarafların? Buraya gelince sadece bir bavulunuzla geliyorsunuz önceki. Yani tek başınasınız. Evinize taşınıyorsunuz. Yabancı bir yer, yabancı bir aile, yabancı insanlar ve sizin geçmişinize dair hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir anınız yok. Mutfağa baktığınızda, odanıza baktığınızda size geçmişinizi hatırlatacak hiçbir şeyiniz yok. Tamamen sıfırdan başlıyorsunuz. Sıfırdan bir şeylere oturtmaya çalışıyorsunuz. Bu zor. Onun dışında hani oradan kendi sosyal ağınızı bırakıyorsunuz. Ailenizi, sevdiklerinizi, arkadaşlarınızı. Onlarla hiç kopmayacakmışsınız gibi görünen. Oradaki gibi olacakmış. İletişiminiz öyle devam edecekmiş gibi geliyor ama olmuyor. Olmuyor yani, evet, insanlardan uzaklaşabildiğinizi, her gün konuşmazsam olmaz diyebildiğiniz insanlardan uzaklaşıyorsunuz. Ya ailenizden bile uzaklaşabiliyorsunuz. Onu öğrenmek, onu hissetmek de bir yerden sonra insanı üzebiliyor. Ben buraya ilk geldiğimde ilk bir ay sadece ağlamıştım. Hatta ikinci haftamda babam da geri dönüş bileti almıştı. Aa. Evet, ben dönecektim yani. Şimdi kültür farklılığı diliyoruz ama kültür farklılığı sadece yemeklerde vesaire olmuyor. İnsanlarla iletişiminde de olabiliyor. Hani onlara falan alışmam vakit almıştı. Okul paramı geriye idare etmediği için dönmedim. Sonra tabii ki alıştım. Yurt dışında yaşıyorsanız başarılı olmak zorundasınız. Yani hayatta birçok alanında zorunluluk var ama yurt dışında, yurt dışı başarısızlığı kabul etmiyor, öyle söyleyeyim. Yani işinizde adamın gözünün yaşına bakmıyorlar burada, değil mi? Bakmıyorlar. İşinde başarılı olmak zorundasın. Menajerinle aranını iyi tutmak zorundasın. Peki olmadın diyelim. Olmadın diyelim başarılı. Dönmek üzere. Yani aynen. Mutsuz olursun. Ya adam diyor ki, atıyorum bir menajerle aranda bir sıkıntı oluyor. Kardeşim diyor, beğenmiyorsan dön ülkene. Aynen öyle. Aynen öyle. Zorunluluklar bir yerden sonra yorabiliyor. Bir de çalışma şartlarımız kendi ülkemize göre zor biliyorsun. Hani bizim kendi mesleğimizi yapabilmemiz için belli bir aşamalardan geçmemiz gerekiyor. Evet. Ve o bu aşamalar biraz uzun sürüyor. O aşamayı atlatana kadar kendi mesleğin olmayan ağır işlerde çalışıyorsun. Mesela ben Tesco'da markette çalışıyorum biliyorsun. Evet. Ana depoda. Ve çalıştığım alan 0 derece. Sıcak alanı var. Sıcak alanın derecesinde ne yazıyor biliyor musun? +1 yazıyor. Yani 1 dereceden fazla. 0 değil. Türkiye'de olsa bunu yapmam masa mesela başı işte, evet, kesinlikle. Ama burada bunu yapmak zorundayım. Kiramı ödemek zorundayım, yeme içmeye dikkat etmek zorundayım, sağlığıma dikkat etmek zorundayım, hastalanmamak zorundayım. Çünkü bakacak insan yok ve buradaki hastaneler Türkiye'ye kadar hani rahat hemen girip halledebileceğimiz şeyler değil. Döktüğü için evet. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yani yurt dışında tabii yaşamanın hakikaten çok güzel yanları var ama dediğimiz gibi kötü yanları da var. Ama siz hala derseniz ki ya ben geleyim orada patates de taşırım, elim de kırılsa çalışırım derseniz aşağı bir link bırakıyorum, oradan iletişime geçebilirsiniz bizimle. Arkadaşlar şimdi burada bir arkadaş var, baktık Nametag'de Türkçe bir isim yazıyor. Dedik işte video çekelim mi? Abi olmaz ya, çekmeyin, ben sevmiyorum kamera falan. Ama size de bir kahve vereyim dedi. Ya işte bunu çok seviyorum ya. Kanka Türk işte sahip çıkıyor ya. Arkadaşlar kahveleri aldık, adamı da aldık. Aslında yurt dışında yaşamanın kötü yanlarından ziyade stresli bir tarafları var. Bunlardan bir tanesi farklı bir kültür içine geliyoruz. Hiç bilmediğimiz bir dil ve kültürün içine geliyoruz ve bunu öğrenmeye çalışıyoruz. En büyük zorluklardan bir tanesi bu bence. Yeni bir kültürü öğrenmek ve ona adapte olmak. İkinci bir konu ise vize konusu. Biliyorsunuz ki biz burada öğrenci vizesiyle kalıyoruz. 8 aylık vizeyle. Ve biz her 8 ayda bir yeni bir plan yapmamız gerekiyor. En büyük streslerden ve zorluklardan bir tanesi de bu. Önemli bir soru şu bence. Burada mı kalmak istiyoruz? Başka bir ülkeye mi taşınmak istiyoruz? Ülkemize mi geri dönmek istiyoruz? Bence en büyük zorluklardan bir tanesi bu soruya cevap vermektir. Bence şu an benim gibi birçok Türk arkadaşımız bu sorunun cevabını henüz vermiş değil. Kesinlikle. Ben de yaklaşık 2 yılı tamamladım burada. Mükemmel bir yere değindi bence. Kesinlikle benim bir arkadaşım var. Ya her vize bitimine bir ay kala, normalde diyor ki bu son okulum, Türkiye'ye gideceğim. Bir ay kala
o kadar strese giriyor ki yani. İşten ayrılıyor, yeni işe giriyor, ne yapsam ne etsem. Hani çok kötü bir duruma giriyor. Şu an lan diyecekler ki ne dertleri var insanların diyecekler ama o ayrı bir konu hani. Gerçekten dönsem mi kalsam mı? İnsanlar zorluk çekiyor karar vermekte. Ya burada yaşamın üçüncü bir zorluğu da şu tabii ki de beslenme ve Türk yemekleri. Özellikle Türkiye'yi, ailemizi, arkadaşlarımızı ve yemeklerimizi çok 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 özlüyoruz. Burada onun karşılığını bulamıyoruz. Dördüncü bir konu ise bence en büyük zorluklardan bir tanesi, Türkiye'deki gibi burada arkadaş ilişkilerimizi duygusallığa değinemiyoruz. Herkes çok iyi. Çok iyi arkadaş ilişkileri kuruyoruz. Ama Türkiye'deki o duygusal ilişkilik ve o duyguya dokunma olayı burada olmuyor. Kesinlikle. Bence en büyük zorluklardan bir tanesi de bu. İnsanlar burada kendisini hep çok yalnız hissediyor. Çok iyi. Yemin ediyorum abi, o kadar güzel şey söylüyorsun ki bak. Abi lütfen. Bunu çok konuşup mesela. Türkiye'de mesela etrafındaki arkadaşları çok rahat bulabiliyorsun. Çok samimi arkadaş olabiliyorsun. Ama yurt dışı öyle bir kutlar sofrası ki ya, ben bu adamla çok iyi arkadaş olurum diyorsun ve hani bir yıl sonra hani insanlar çok çabuk kopabiliyor burada. Sıkı bir dostluk kurmak, başlatmak çok zor. Kesinlikle çok zor. Çünkü burada herkes birazcık bireyselleşiyor. Bireyselleşmeyi öğreniyor ve bizim Türk kültürümüzde de bireysellik yok. Kesinlikle. Ya bizim kültürümüzde o olmadığı için biz çok zorluk çekiyoruz bu konuda. Peki kanka, teşekkür ederim. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Elbette var dostum. Ne? Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten sizi takdirle izliyoruz ve Türkiye'den de birçok arkadaş bana hep sizi soruyor. Şöyle bir kanal var. Hani nasıl diye soruyorlar. Ben de o benim arkadaşım diyorum. Elbette ki takip edebilirsiniz. Her şey gayet güzel. Kanala abone olmayı ve arkadaşımıza destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Ben de kahveler için teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür ederim. Eyvallah. Ya arkadaşlar, Caner mükemmel konuştu ya. Bakın, yurt dışında yaşamanın psikolojik yönden çok kötü tarafları da var. Ki uzun zamandır yurt dışında yaşayan biri olarak ve zamanında terapi desteği alan biri olarak şunu gönül rahatla söyleyebilirim ki terapi aldıktan sonra hayatınız çok farklı. Nasıl farklı? Hayata daha pozitif bakabiliyorsunuz. Hayatın eksilerini, artılarını çok rahat görebiliyorsunuz. Ki videonun başında söylediğim gibi TürkçeTerapi.com diye bir web sayfası var. Linkini de buraya bırakıyoruz. Uzman terapist katkısına sahip olan TürkçeTerapi.com'dan isterseniz terapi desteği alabilirsiniz. Ah ulan Yasko. Ulan meğer ne acılar sızdırmışsın ufacık kalbine. Yurt dışı diye ağlıyordun. Hadi bakalım. Devam. Kötü yanları var tabii. Hava aşırı kötü. Kiralar çok yüksek. Evet. Ne kadar kira veriyorsun bu mesela? Bu kadar ya sanki. Çok fazla bir şey yok. Ne kadar kira veriyorsun? Abi ben bir odaya 800 euro veriyorum şu an. 800 euro. 800 euro kira fazla değil mi? Fazla tabii canım. Çok fazla. Evler çok pahalı Türkiye ile kıyaslayınca. Ama mesela markette aşırı ucuz Türkiye ile kıyaslayınca. Bir şekilde bence dengeliyor. Türkiye'de mesela seni izleyen çok fazla öğrenci var. Buraya gelmek isteyen öğrenciler de var. Arkadaşlar buraya gelmek istiyorsanız bu arada aşağı link bıraktık. Orayı doldurun. Herkes burayı çok toz pembe. Mükemmel geldiklerinde parti, her şey güzel olacak diye düşünüyorlar. Yok canım, öyle değil. Ya güzel şeyler var tabii, tabii ki var. Yani. Tabii çok ya, o yüzden zaten hala buradayım ben de. Bir sene oldu. Okulumu yeni bitirdim işte. Şimdi burada iş arıyorum. Çünkü burada kalmak istiyorum yani. Türkiye'de biraz daha benim istediğim noktaya gelecek olursa dönebilirim yani Türkiye'ye. Soru şu. Ne zamandır yurt dışında yaşıyorsunuz? Valla 2000'de geldik. Abi sen Türkiye'ye gidince Türkiye senin için yurt dışı oluyordur aslında. Aynen. Yani ilk buraya geldim. Benim okulum ilk yabancı çocuğu bendim. Abi şimdi her şey değişti yani. Hani o günler bugünler kıyaslan bayağı bir gelişme var. O zaman çok kötüydü. Yani nasıl? Şimdi bakıyorum da böyle bana cennet gibi geliyor. Irkçılık çoktu. Hadi ya. Ben 2 sene okuldan eve koşa koşa gidiyordum. Ben dişimi kırdılar, kafamı kırdılar artık. Sen ciddi misin ya? Al canım, halen daha bozuktur. Bir bakayım mı? He? Ana hakikaten ya. 2 kere yaptırdım, düşüyor yine. Ya bunlar şey ya, cani bunlar ya. Ya şu an hani biz burada görüyoruz etrafta cankileri ama hani diyoruz ki sen diyorsun ki önceden daha kötüydü. Bunun daha kötüsü çok ne güzel. Ya? Gerçekten eskiden markete gitmeyi korkuyordu. Biz sabahın altında kalkıp giderdik. Eğer sabahın dokuna gitseydik, işte sütümüzü patlatıyordu, yemeğimizi çalıyordu. Affedersin, annemin eşarfını çekmeye çalışıyorlardı. Oha! Tabii canım. Çocuklar yapıyordu, babalar da öyle bakıyordu. Vay be, abi çok doyuyordu. Zormuş ya. Çok şok oldum şu an ya. Aynen. O zamanlarda madem bu kadar çok şey vardı, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediniz mi yani? Niye dönmediniz Türkiye'ye? Onu merak ettim. Ya biz sabırlı olduk. Yani... Allah'ta verdi. Allah'ta verdi diyorsun. Aynen. O zaman da kimse yoktu yani, bir yardımlaşma falan filan.
Yani yolda bir Türk gördüğün zaman hemen sarılman gelirdi. Abi artık biz varız ya. Sarılacağın zaman söyle hemen. Gelirim ben birkaç Tam adamından sordun kardeşim. Buraya geldim geldi. Hep kötü şeyler benim başıma geliyor. Şimdi elbette ki güzel yanları var. Evet. Kötü yanları da var. Dürüst olmak gerekir yani böyle şeylerde. Zaten en büyük problemlerinden biri siz de biliyorsunuz homeless'lar. Evet. Teenager'lar. Teenager arkadaşlar bu arada ergenler 13-17 yaş arası. 16 da oluyor böyle 16 yani. 16 da olur. Aynen. Benim arkadaşımdan para istedi bir tane homeless. Arkadaşım param yok deyince arkadaşım arkasına döner dönmez arkadan bir yumruk geçirdi kendisine ve çenesi kırıldı. Tek bir yumruk Oha. Bildiğin aynen bildiğin çenesi kırıldı. Çocuk ameliyata gitti. 3 ay boyunca ben kendisine çorba yapıp kendisine pipetle kendim içirdim yani o derece. Ya. Yani dişlerini şöyle ameliyattan sonra kilitlediler. Ay. Dişlerden böyle yani çocuk katı yemek yiyemiyordu. Aa. Çorbaya bile yani aynen çorbaya bile böyle blenderdan geçirip öyle şey yapıyorduk yani. Tedavi oldu. Bir de hastane masraflarını da kendi verdi. Çocuğu da adamı da bulmuşlar. Geri salmışlar. Çocuğun daha beter ettiler çocuğu burada ameliyatta. Yani sağlık çok sistemi sağlık sistemi de berbat. 2 hafta önce bizim bir çalışanımız işten çıkıyor. Çocuğun hiç İngilizcesi yok. Mısır'dan gelmiş buraya. Göçmen olarak geldi buraya. 2 tane sarhoş bardan çıkıyor. Paralarını istiyor. Telefonlarını istiyor. Vermeyince 2 tane adam baya böyle kalabalık 2 tane adam bunu başlıyor dövmeye. Çocuk ne İngilizcesi var ne bir şey var. Para kazanmaya gelmiş buraya. Çocuk yoğun bakımda bir hafta kaldı. Allah'ım neler oluyor oğlum bir dakika dur lan kötü oldum kafasında, ya. Kafasında şu an çocuğun çatlak var. Bir de şu an gözü kaydı çocuğun. O yumruktan o şiddetten çocuğun gözü kaydı. Kanka. Şu an gözü kullanıyor. Yeni çıktı. Çok kötü oldum dur bir dakika. Gerçekten yani. Bu kadar kötü bir taraf olduğunu bilmiyordum ben. Allah'ım. Ya işte ya zaten biliyorsun az çok. Bunlar sosyal hayat dediği tek şey. Drinking yani. İçmekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. İçince de kafa tek, gidiyor. Aynen öyle. İçince de kafa gidiyor. Polis de zaten garda da hiçbir şey yapmıyor. Ya ben bu onu evet arkadaşlar şöyle. Kendi ülkemizin sağlık sistemini veya emniyet polis sistemini eleştirebiliriz ama hakikaten iyi yani. Bir şeyi iyi kötü diyebilmek için kıyas yapmak lazım. Buraya gelip bunu görünce polis burada bir şey yapmıyor ya. Vallahi yapmıyor ya. Ben şimdi arkadaşlardan linç yiyeceğim biliyorum hani kötü yanları madem bu kadar kötü işte sen ne işin var orada. Ya benim aynen, Türkiye'de yiyeceksin. Türkiye'de imkanlar güzel olsa maddi olarak güzel olsa benim burada işim yok zaten. 7 ay önce Covid geçirdim. Tek başımaydım evde. O koronayı tek başıma geçirdim. Bir odada tek başımayım. Çok zor bir durum. Kardeşim, gerçekten. Sana bunun en kötüsünü anlatayım ben. Ben geldikten bir gün sonra Covid olmuşum. Ve çok ağır atlattım. Sürekli öksürünce ağzımdan kan geliyordu bak sürekli. Yalnızım. O anda Türkiye'de çok sevdiğim bir kardeşim Covid'den dolayı vefat etti. Hastaneye gittim. Burada hastanede yattım birkaç gün. Kimse yok hastanede. Ve akşam yatıyorum eve geldim yatıyorum. Ağzımdan kan akıyor diyorum ki Allah'ım inşallah sabaha kalkarım diyorum ya. Kimse yok ya etrafta kimse öyle, olmaz öyle. Mı gerçekten. Ya? Ben de buradayken 3 yakınımı kaybettim. Zor yani. Yakını kaybediyorsun gidemiyorsun böyle. Bana bir ara otobüse şeye gidiyorum, Karlova gidiyorum. Adam beni 2 defa otobüse almadı. Gıcık oldu bana, uyuz oldu. Irkçılık yaptı. Biliyor Türk'üm. Biraz da kendisine yakışıklıydım. Ondan biraz kıskançlığı vardı. 2-3 ay aldı. Ondan sonra bir an dedi ki bu dedi bilet geçersiz. Ben diyor almıyorum diyor seni in diyor. Bulut Bey merhabalar. Arkadaşlar yanımızda şu an Pascal Education. Tabii şu an belki duymayabilirsiniz ama önümüzdeki yıllarda herkes bu ismi kesinlikle duyacak. Videolarımızda genelde burada yaşamayı övüyoruz zaten. Ama bu videoda size şunu soracağım. Yurt dışında yaşamanın kötü yanları nedir varsa? Ya aslında bununla ilgili çok uzun uzun konuşabilirim. Çünkü ben kendi öğrencilerimi de anlatıyorum. Hatta bazıları şunu diyor bana. Ya abi diyor sen diyor para kazanmak istemiyor musun diyor. Bunları anlatırım. Yani mesela İrlanda'nın en büyük kronik sorunu konaklama sorunu. Yani şöyle söyleyeyim. Ya paranız olsa bile bazen ev bulamıyorsunuz ya kiralayamıyorsunuz. Öğrenci olduğunuz için size paranız olsa bile adam güvenmiyor. Yani ev yok ya. Hani böyle bir şey var gerçekten. Hani bunu, ev yok bunu yani. Bunu en iyi biz biliriz kardeşim. Yani bunu en iyi yani sen de bilirsin yani. Bir yıldır ev kiralamaya çalışıyoruz. Tam bir yıldır. Ama yani Pascal olarak, yok. Pascal eğitim olarak hani bu sorunu çözüyoruz. Çözmeye çalışıyoruz şu an. Konaklama pahalı mı? Onu da belirtelim de. Ya konaklama çok pahalı onu söyleyeyim. Ama Pascal eğitim de ucuz. Bunu da belirteyim. İkinci en büyük problem burada. Arkadaşların çoğu diyor ki hani ben diyor işte PPS'imi cenayibim alana kadar diyor delivery yaparım diyor. Tavsiye etmiyorum yani çünkü delivery yapmak tehlikeli. Çünkü buranın teenager'ları gerçek yani, problemli. Biz de buna benzer bir video geçen sene yapmıştık. Gördüm gördüm. Onun linkini buraya bırakalım arkadaşlar. Şuraya bırakalım onun linkini. Ya onun linkini evet sağa sola bir yere bırakın. Bunun dışında aklıma gelen yani ne diyeyim atıyorum mesela şu an hani telefonla şöyle çıktığınız zaman sokakta yani telefonu böyle gezdirmeyin. Ya çalınma ihtimali yüksek. İstetirsizliği çok fazla var. Yani şöyle söyleyeyim adamlar canavarla
ya ben canavar diye biliyorum ismini bu. Demir kesici. Demir kesiciyle ya bak şurada hatta. Yani Behram bak göster yani bak burası. Şehrin merkezi. Burası hatırlıyorum şehrin merkezi. Yani adam bildiğin canavarla anahtarı kesiyor ve kimse bir şey yapmıyor yani. Evet, evet. Ya tabii ben şimdi herkes ailesini, herkes annesini bak yani şurada da bak hemen bir kavga çıkıyor. Görebilirsiniz yani. Devamlı böyle olaylar oluyor. Dikkatli olun ve mümkünse arkadaşlar burada hani şöyle bir şey var. Hani burada erkeklik taslamının İşte ya delikanlılık yapmanın, olaya girmenin hiçbir mantığı yok. Mümkün olduğu kadar olaylardan uzak durun. Eğer birisi küfretse, bağırsa, ne diyeyim kavgaya meyilli olsa bile lütfen kaçın. Yani şunu da belirtebilirim. Ne olursa olsun burası gerçekten kendim için söylüyorum. Bir fırsat, bu fırsatı değerlendirin, İngilizcenizi öğrenin. Çünkü burada Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun merkezi konumunda. Şundan dolayı birçok büyük şirket, Amazon, Google, IBM, Oracle, aklınıza gelebilecek bütün büyük şirketlerin merkezi burada. Zorlanacaksınız. 4 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik, 20 kişilik yerlerde kalacaksınız. Maddi manevi yıpranacaksınız ama bu psikolojiyle gelirseniz, yani Türkiye'den çıkarken gemileri yakıp gelirseniz daha sonra rahat edebilin. Yoksa diğer türlü çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kendim için söylüyorum çünkü akademik bir kariyer yapmak istiyordum. Bıraktım geldim. Hani Türkiye'de profesör olmak mı, burada garsonluk yapmak mı? Şu an için söylüyorum çünkü daha sonra bu ileride değişebilir. Ama şu an için Türkiye'de profesör olmaktansa burada garsonluk yapmayı tercih ediyorum. Yani insanlar övüyor yurt dışı güzel, şu güzel. Biz de burada Dublin'de yaşıyoruz, övüyoruz. Hani böyle güzel, böyle güzel. Türkiye'deki insanlar buraya gelmek istiyor. Bir kötü yanı yok mu yurt dışına yaşamanın? Yok. Benim için yok. Hiç yok. Benim için yok. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü benim doğma büyüme orada olduğum için... Almansın doğma büyüme. Aynen Alman gibiyim. Alman yani vatandaşlıyım. Orada doğma. Hani ana dilim Almanca. En son Türkiye'ye ne zaman gittin? Bir hafta önce. Nasıldı baba? Güzeldi. Tadil için çok güzel. Harcadın ne paraları? Aynen. Kaç para harcadın onu da var. Yani çok fazla. Şimdi söylemesi ayıp olur. 20 bin euro. Ya aynen. Oğlum ne yaptın o parayı? Ben Türkiye'ye gittim bir ay önce. Evet. 700 euro limitim vardı. 720 euro harcamışım, ağlayacaktım 20 euro fazla harcadım diye. Bir şey olmaz ya, sağlık olsun. Aynen, sağlık olsun. Var ya, şimdi Türkiye'de aileni falan varsa, iyi anlaştığın arkadaşların falan varsa onları özlüyorsun gerçekten yani. Evet. Şimdi İrlanda'da yaşamak yine bir tık daha iyi. Yakın Türkiye'ye gidip gelebiliyoruz da. Sen de Amerika'da yaşadın daha önce, biliyorsun Amerika falan çok uzak. Ya burası da yine yakın sayılmaz. Onun zorluğunu yaşıyorsun yani. Türkiye'dekiler çok şanslı, bilmiyorlar ülkenin kıymetini. Yani tabii ki şaka yapıyorum şu an. Tamam, ana soruyu sorayım sana o zaman. Ekonomi çok iyi. Dış güçler İrlanda bizi kıskanıyor hocam. Evet. Her ülkede olduğu gibi buranın da sorunları var. Gizli ırkçılık var diyebilirim biraz da olsa. Evet. Özellikle teenagerlar. Teenagerlar. İzledin mi o dünkü videoyu? Evet izledim arkadaşlar, maalesef. Hatta o videoyu da koyalım kenara görsünler. Gerçi kan var. Kan var. Kanı sansür. Kan var, vahşet var. YouTube videoyu şey yapabilir. Irish teenager'lar yani Irish ergenler, bir tane delivery'cı, hatta biz de bunun videosunu yapmıştık zaten, söylemiştim. Evet. Çocuğu resmen içki şişesini kırıyorlar. Kafasında kırıyorlar ve hatta onunla yetinmiyor, kırılan şişeyle çocuğa saldırıyor böyle ya. Evet. Allah cezanı senin ya. Yani yaptığı ne zararı var sana kardeş? Senin yapmadığın işi yapıyor. Aynen. Sen yap o zaman. Sen yap yani. Burada sıkıntı devlet şu an ülkedeki herkese, teenager'lara, ergenlere aylık 203, haftalık 203 euro en az para ödüyor. Evet. Onlar da çok rahat, hiçbir işte çalışmıyorlar o yüzden. Dokunulmazlık. Bir de dokunulmazlıkları var. Evet, dokunulmazlıkları var. Ve o yüzden yani belirli bölgelere gitmemek lazım. Yani tabii... Başka söyleyeceğim bir şey var mı, ekleyeceğim bir şey? İzleyin, çok güzel videolar yapıyor. Eyvallah, eyvallah. Beni de izleyebilirsin. Ben de hobi olarak YouTuber'lık yapıyorum. Varsa linkini koyalım hemen. Aa, tamam, Ulaş Türker videoları diye arkadaşlar, atarım. Ulaş Türker videoları. Evet. Ben videoya katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek, her zaman. Her son zaman. Videomuzu çok... bu. Videoyu beraber kapatalım istersen. Tamam. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.